Merhabalar, cümleden selamun aleyküm can arkadaşlarım, kızlarım, kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Böyle ben giyindim, dışarı çıkacağım, bugün randevum var orada eğitim araştırma hastanesinde. Hani ben mantar için gitmiştim ya, ayak tırnağımdaki mantar için. Yanlış yere gitmişim herhalde, genel cerraha gitmiştim, hatırlıyorsunuz sanırım. Ondan sonra daha randevu almak aklıma gelmedi. Yaklaşık işte 10-15 gün önce dedim alayım, gene bir gideyim göstereyim, bakalım ne diyecek doktor, merak ediyorum. Yıllardır var, doğdum doğalı var arkadaşlar, ayak tırnağımda mantar. Kesmesi de çok zor oluyor tırnak mantarı, böyle parmağımın da şekli bozuldu. Göstereyim bakayım ne diyecek, ona göre ilaç falan verir herhalde. Daha önceleri de gitmiştim de alma ihtimali yok, sadece yumuşatma ihtimali var demişlerdi. Böyle oje gibi bir şey sürüyordum, o yumuşatıyordu onu. Bir de tırnak yapılıyor ya, hani ne deniyor ona işte, manikür, manikür aleti vermişti. O manikür aletiyle beraber yumuşayınca kolay oluyordu. Şimdi de öyle yapacak sanırım ama o da çok tedavi gerektiriyor, çözüm yolu yok yani. İkincisi de şu elimde bir şey var, ben var. Bakın büyüyor, gitgide büyüyor. O beni de annemde de vardı, rahmetli annemde. Çok küçüktü. Anneminki de büyüdü, büyüdü. Rengi açıldı, açıldı. Merak ettim yani. Bir gideyim göstereyim yani, Allah korusun. Yine iyi düşünelim, iyi şeyler olsun. Bir de alerjik kaşıntılar var. Saç diplerimde kuruma var. Alerjik vücudumun herhangi bir yerinde arkadaşlarım kaşınmalar oluyor. O da beni çok yoruyor. Alerjik astım hastasıyım. Vücudum bağışıklık olarak zayıf. Kendime bakmam gerekiyor. İzle derken çıktı. Saat şu anda 1 çeyrek 20 geçiyor. Saat 1 çeyrek 20 geçiyor. Yaklaşık 2'yi 10 geçe orada olmam gerekiyor. O yüzden 10-15 dakika sonra çıkana kadar sizlerle de bir açılış konuşması yapayım istedim. Sizler nasılsınız? İyisinizdir arkadaşlarım, can yoldaşlarım. Ben de iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun Rabbime. Küçük dediğimiz rahatsızlıklar, Allah korusun, gene de iyi düşünelim. İnsanın başına daha büyük sorunlar, sağlık sıkıntıları olarak geri gelmesin diye önlemimi almak istiyorum. İçimde rahat olsun diye öyle düşündüm. Bugün de çayı demledik. Kahvaltıyı çekemedim arkadaşlar. Ben kahvaltı yapmadım. Meyve yedim. Akşamdan bayağı yemiştim ya, biraz rahatsızlık, şişkinlik vardı. Onu bugün halletmem lazım. Bol bol su içmem lazım. Üstüne ekleye ekleye insan daha da rahatsız oluyor yedikçe. O yüzden kahvaltı yapmadım. Eşim de burada ona hazırladım. Zeytin, peynir, yumurta haşlaması. Bir de şey yaptım, cırtla. Az yine eşime göre yaptım. O çok seviyor onu, cırtlayı. Bir yumurtadan hemen yaptım. Tavada 2-3 tane kızarttım. Bitirdi hemen. Neyse, ben lafı fazla uzatmayayım. Sizler nasılsınız? İyisinizdir. Allah iyi etsin, mutlu etsin, sağlıklı etsin. Evinizde, yuvanızda huzurlu günler görün. Havalar burada hep yine açtı. Bir ara yağdı, ara rahmet yağdı ama yine bugün hava sıcak. Bilmiyorum ne yapacağız. Yani oğlumun da rahatsızlığı varmış. Oğlum da akşam mesaj çektim, döndü bana. 3 gün rapor vermiş. 3 gün yatıyor yani. Rahatsızlığı var oğlumun da. Ona da geçmiş olsun dileklerinizi bekliyorum yavruma. Alışkanlık işte, gittiği zaman kalabalık bir ortamda. Tabii ki hani nasıl ki çocuklar kreşe gidiyor, bağışıklığı düşüyor. Aynen öyle. Çocuğum kalabalığa alışık olmadığı için arkadaşların arasında herhalde üşüttü gibi geliyor bana, sabah erken kalk. Yani kolay değil askerlik. Allah hepsinin, yavrularımızın, sizlerin de bizlerin de yavrularının Allah'ım ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Allah'ım hasta etmesin. Aklım kalıyor işte. Elim yani gücüm yok yavrumla böyle bir yardım edeyim. Yavruma buradaki gibi alışkanlık var. Bir hasta olsa burada hemen çay falan yapıyorduk beraber. Oğlum şunu getireyim mi, bunu getireyim diyordum. 2-3 günde iyi oluyordu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her çocuk vatani görevini yapacak. Allah'ın izniyle, Allah sağlıkla yaptırmak nasip etsin.
Ben şimdi çıkıyorum, sizleri de yanımda götürüyorum. Düşelim yollara. Allah izin verirse. Bu üç rahatsızlığımın da bugün çaresine bakalım. Bakalım ne diyecek cildiye doktoru. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hep beraber gidiyoruz canlar. Üzerimi giydim, kapıyı da kilitledim. Sizlerle de sohbet ettim, kapıya çıktım. Arkadaşlar, o kadar çok sıcak var ki, bu sıcaklar inanın beni korkutuyor. Cayır cayır yanıyor kapı. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Karadeniz'de biz alışkın olmadığımız için böyle sıcaklar yani insanı biraz düşündürüyor ama Allah korusun afetlerden, depremden, selden ya Rabbi ya Resulallah. Eylül ayı geldi, hala normale dönemedik arkadaşlar. Yağdı da ama hala güneş açıyor. Ben dün çok yağdı, sevinmiştim. Dedim herhalde hava normale döner. Bu yağış çok kuvvetli bir yağış yağdı çünkü. Allah'ın takdir ilahisi. Allah'ım sen esirge bizleri de ya Rabbi. Hepimizi Allah'ım sen esirge ya Rabbi. İzzet Bey gelmiş, arabaya getiriyor. Evet, ben de şimdi ayağımı arabada ilikleyeceğim. Merhaba hayatım. He, kapıyı açayım da gireyim. Ben seni yok zannettim, gelmedi zannettim de. Ben beklemedeyim ya, seni bekliyorum. Ben arabaya bile orada olduğunu farkında değilim. Olsun. Tamam. Arkadaşlarım size anlatmayı unuttum. Ben dün gece yataktan düştüm, bayağı çok kötü düştüm hem de. Aslında dalmamıştım, uykuda da değildim de. Covid'in yanımda zannettim. Hani yatağın kıyısında olduğum gözümde de uyku gözlüğü vardı. Ben yatarken uyku gözlüğü takıyorum. Uyku gözlüğü varken yanımdaki Covid'ine elimi uzatmak istedim, telefonu almak istedim. Ay kendimi yerde buldum, kafam Covid'in şurası, kafamı Covid'in kenarına vurdu. Ay beynim böyle şuram şimdi var ya, o kadar ağrıyor ki dedim ben beyin kanaması olurum. Çok korktum arkadaşlar. Hala buram şiş. Ondan sonra İzzet kalktı baktı, orası kızarmış dedi. Buram şişmiş İzzet. Şişmiştir. Ay sert yine geliyor elime, bak ağrı yapıyor hem de. Vurduğu yer tabi ezildi ora. Güzel elime geçer. İyi vurdu kafam komedinin kenarına, vücudum pat diye yere nasıl düştüm biliyor musun? Nazar var sende yavrum. Bende çok kötü nazar var. Nazar var. Ya, bu arada ben selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bir Fatiha okursanız sevinirim. İyisinizdir değil mi herkes? Allah'ım herkese sağlık, mutluluk, huzur versin. Rabbim hiç kimseyi darda zorda bırakmasın. Allah'a çok şükür, şükran ufak bir kaza geçirdi diyelim. Hakikaten ben de korktum, bir sesle ben de dalmıştım. Rabbim korudu, sizin dualarınız. Yine de dualarınızı esirgemeyin. Eşimin de dediği gibi siz de bir nazar duası okursanız, bence nazar var eşimde biliyorum ben. Çünkü çekemeyen elimi çok biliyorsunuz değerli kardeşlerim. O nedenle Allah yola getirsin bu insanları. Rabbim bizden uzak dursun. Amin. Arkadaşlarım sonra kızım aradı, Defne aradı o anda sabah. Biraz uyumuşum bu sabah. Dedim kızım ben bu gece yataktan düştüm. Panas pandıras sağ tarafıma döneyim, komidine uzanayım derken kendimi yerde buldum. Kafam komidinin kenarına vurdu. Tam şurası vurdu. Beynime doğru bir sızı gitti. Eyvah ben dedim beyin kanaması olacağım. Ya işte o gitmedim gene de. Gitsem bir sürü iş çıkacak hastanede. Beyin travması şu bu. Bir sürü filmler onları mı bekleyeceğim ya? Ama aslında gitmek de lazım. Şu ense yani şurası. Ölsem ölüyorum işte. Yine de gidemedim ya. Üstümü giyip de dışarı çıkmak zor geldi. Uykum da vardı. Sabah çocuğum Ezgi dedi ki anne dedi şey al dedi. Arveles dedi. Ağrı kesici. Hemen Arveles aldırmıştım de. Ondan sonra şu anda biraz ağrı yok. Ama hamlık var hamlık. Yarın daha da hamlık olacak. Vücut durunca sert zemine. Halı da yok zeminde. Alerji var diye ben de halı da koymadım. Halı koysam belki korurdu beni.
Halı olsaydı yerde korurdu beni. Bir tek ayak yanımda küçük bir peluş koydum, o kadar. Öksürtüyor beni. Yasak yerde halı bana arkadaşlar. Alerjik astım hastasıyız ya eşimle beraber. Yatak odasındaki halıları da yıkayınca daha da kaldırmadım. Öylecene koy sermedim daha doğrusu. Yukarıya dolabın üzerine koydum, sermedim. O halılar beni öksürtüyordu. Çok tüylü bir halı. Çok trafik var baksanıza. Arkadaşlarım bunca derdin arasında şimdi de düşme. Bu kadar yol geldik hastaneye doğru. Şimdi ben acile gitsem diyorum, beni mutlaka tomografiye sokacak. En ufak bir beyin kanaması var mı diye. Çünkü hemen göstermiyor kendini. Kafa travması olduğu için benim oğlumda da olmuştu. Ondan sonra hastaneye yatırmışlardı hatta küçük büyük oğlumda. Şimdi bir sürü zaman gerekiyor orada. Tahlil isteyecekler. Ay ne yapacağım bilmiyorum ya. Zaten sıcak hava. Üzerimde tam müsait değil acillerde dolaşmaya. Geldik şimdi. Ne bileyim ben. Ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Kuşta kaldık arkadaşlar. Çok korktum az önce. Önümüzde iki tane araba. İki hastanenin yolu da rampa. Hep yokuş, hep yokuş. Kaldık yokuşta. Çok kötü etkilendim. Böyle korktum yani. Zaten panik atak var bende. Tam da dik olan yerde iki tane bu araba. Ha bak bak. Tamam. Sen bu araba. Iyi, bu araba bizi önünde iki tane daha vardı. Ay bu çok kalabalık. Hastaneler. Aman arkadaşlar. O kadar sıcak, o kadar sıcak ki. Gönlüm nerelere gitmek istedi bakın. Bugün cuma. Hepinize hayırlı nurlu cumalar olsun. Allah razı olsun. Eczaneden ilaçlarımı aldım. Doktordan çıkar çıkmaz hemen eczaneye gittik, bizim buradaki eczaneye. Ama nasıl biliyor musun? Arabanın içi alev alev o derece. Öncelikle bugün günlerden cuma. Hepinize hayırlı cumalar olsun. Unuttum bak açılışta size söylemeyi. Rabbim nice cumalara hep birlikte eriştirsin. Bu sıcakta akıl mı kaldı? Allah affet ya Rabbi. O kadar sıcak, o kadar sıcak. Kış gelsin daha soğuk demeyeceğim. Kış gelsin daha soğuk demeyeceğim arkadaşlarım. Şöyle ilaçlarımı göstereyim sizlere. Şu ilacı kaşıntı için. Bunu arkadaşlar, bu ilacı nemlendirici bu ilaç. Bundan 3 tane vermiş ama eczanede bir tane varmış. Şimdilik bir tanesini kullan dedi. Kaşıntılar için. Alerjik astım hastasıyım ya, saç diplerimde çok kuruma oluyor. Kuru bir cilde sahip olduğum için. Bir de sırt. Evet, sırt bölgesinde. Ay, eşarbım falan da hep bozulmuş yolda gelirken sıcaktan. Böyle bir kaşıntı oluyor ama insanı öldürüyor yani. Kaşıntı. Bu ilacı vermiş. Bundan 2 tane daha verecek. Ellerinde kalmamış eczanenin. Bu da saç için verdi. Şampuan. Bu çok sert yapıyor benim saçımı dedi. Bundan yıkadıktan sonra normal şampuanla yıka kullan dedi. Bu tarifine göre dedi. Ondan sonra normal şampuan da dedi. Kullanabilirsin üzerine dedi. Önce bunu kullan dedi. Bunu daha önceleri de kullanmıştım. Saç diplerindeki kaşıntılar için. Çok fırça gibi yapmıştı saçımı. Arkadaşlarım, bunu ne için verdi? Şunu da bir bakayım ben eczacı. Şu bu demedi bana ama. Benim ha tamam hatırladım. Hatırladım. Hani şey, aslında ben ne için gitmiştim? Tırnak mantarı için gitmiştim. Ayağımda tırnak mantarı var ya. Çok sert bir tırnağa sahip. Onu kesmesi zor oluyor diye. Şöyle bir şey verdi bana. Daha önceden de vermişti bundan. Ben daha önceleri de kullandım. Şöyle. Bunu sür dedi, yumuşat dedi. Bu nasıl bir şey? Dur şunu bir okuyayım bakayım ben de. Önceki aldığıma benzemiyor bu. Allah Allah. Yağ içinde su emülsiyonu. Bunu tırnağa sürüp öyle yumuşatacakmış bu. Tırnak olan bölgeye sür dedi. Sabah akşam ince bir tabaka halinde sürülür deri rahatsızlıklarında.
Aa, bu arkadaşlar tırnak mantarı için değil. Acaba tırnak mantarı için mi? Sabah akşam sürüyorum. Acaba bu nemlendirici mi sırt bölgesi için? Tırnak mantarı için bu arkadaşlarım. Yanlış söyledim size ben. Diyor ki rahatsız tırnağı mümkün olduğunca kısa kesiniz. Hastalıklı bölgeleri törpe ile iyice inceltiniz. Daha sonra üstüne solüsyon tarif üzerine ince tabaka halinde sürünüz diyor. Şu şekilde. Ay içimden de bir şey düştü. Ben de şaşırdım. Şunu sürüyorsunuz. İçinden de tırnak törpüsü çıkıyor. İşte bundan yokmuş ellerinde. İki tane getirecekler. Şimdilik bunu kullan. Alkollü mendil tırnak cilasının çıkarılmasında kullanılır. Mendil var içinde. Alkollü mendilmiş bu. Şunu da sürüyorsunuz. Bir de törpüyle çıkarılacak, şey yapılacakmış ama bunun içinde törpü de var. Şöyle. Şu şekilde törpüyü de göstereyim mi size? Şunu da. Törpü de var içinde bunun. Şu da törpü. Şöyle açayım da göstereyim. Bakın. Yumuşattıktan sonra şöyle şu törpüyle daha önceleri de kullandım ben bunu. Ay ben de bunu sırt bölgesi için zannettim. Değilmiş. Buymuş sırt bölgesi için nemlendirici. Benim stresten de olabilir dedi. Ama senin rahatsızlığın var ya dedi. Alerjik astım dedi. Ondan dedi. Yapıyor dedi. Kaşıntı dedi. Saç diplerine falan. Şunu da kaşıntı için verdi. Hap verdi. Şöyle. Alerjik rahatsızlıklarda polen falan oluyor ya hani. Yeşillik, polen. Benim alerjim yeşillik. Yeşillik. Bir de ot şu bu. Yani metalle karşı da alerjim var. Bunlardan sakınacaksın dedi kısacası. Çok güzel baktı. Çok da ilgilendi. Eğitim araştırma doktorumuz Fatma Hanım. Şimdi ilaçlarımı ben içeri götüreyim de. Benim içim rahat etmiyor. İzzet de burada şey almış. Erik. Bugün cuma pazarı var. Sizlere gösteremedim ki. O kadar sıcak ki. Ne varsa üstümde şimdi kirliye atacağım. Hastaneden geldim ya. Şunu sirkeli suya koyayım. Erik burada beyaz sirkeli suda biraz beklesin. Soğuk sudan. İyice bir yıkayayım. Arkadaşlarım. O orada beklerken ben de üzerime ne varsa kirli sepetini atacağım. Kirli sepetini atacağım. Üzerime getirelim. Şöyle bir duşumu da alayım arkadaşlarım, bacılarım. Bugün karnım aç, sabah doğru dürüst bir şey yemedim dedim ya, kahvaltı yapamadım. Şöyle içine az yine, çok az yine sirke koyayım ki iyice atlansın, patlansın, mikrobu kırılsın. Eşime demlediğim çay var orada, çayı ısıtacağım birazdan duştan çıkınca. Duştan çıkınca çayı ısıtacağım. Bilmiyorum ne yapsam. Turşu mu kavursam, biber mi yapsam? Şöyle bir fasulye turşum var. Bunu da kavurmak istiyorum çünkü erir. Tam yenilmesi zamanı. Bir de biberim var. Onu da göstereyim. Geçen haftadan kalma. Bu biberi de yoğurtlu yapacağım. Çok güzel oluyor yoğurtlusu. Şöyle az bir yoğurt koysam yeterli yani. Yoğurt. Bu hafta köyden bize organik yoğurt geldi. Arkadaşlarım. Onu ise çok seviyor. Organik yoğurdu. Annesinin yoğurduna benzetiyor. Şuna koyayım mı? Biberleri de buna koyayım. Bunları da sirkeli suya koyayım. İyice bekletin sirkeli suya. Hastanede çok kalabalık arkadaşlarım. Randevuma gittiğim halde gene çok bekledim. Çayın altına hemen yakmayacağım. Çay çabuk ısınır. Bu biberleri
gelir gelmez asfalt şeyi, ben bu klimayı açtım. Ay dilim de dolaşıyor sıcakta. Klimayı açtım. Arkadaşlar dışarıda gezmek bana göre değil bu paralarda. Yani bana göre olmadığını zaten biliyordum. Bugün daha da iyi anladım. Şimdi iyice yıkadım. Buna da bir sirke koyayım. Aslında sirkeyi oraya hemen götürmesen iyiydi ama valla kapalılar için çok zor böyle havalar. Ay bunalım geçirdim arkadaşlarım. Evimde rahatlık var, evimde huzur var. Evimde serin hava var, serin hava. Yeter artık havalandığı evin. Artık klimayı yakma zamanı geldi. 2-3 gündür yakmadım. Şimdi klima yakacağım. İçerileri de fayda etmesi için içerilerinin camlarını da kapatayım. Ev hava aldı yeterince zaten. Şöyle şunları koyayım. Bunlar biraz beklese sirkeli suyundan arındıracağım. Eşim de seviyor, İzzet de seviyor biber yoğurdusunu serin serin. Bu sıcakta ne yiyeceğiz? Arkadaşlarım ne yiyeceğiz bu sıcakta? Çorba yenilmez. Yoğurtlu yenilir, salata türü yenilir. Ay içeri gideyim hemen ilaçlarımı da yerine yerleştireyim. Ben bugün güya deniz kenarına da gidecektim. Bak el işini de aldım yanıma, görüyor musunuz? Ama gidemedim arkadaşlar. Bu havada ben deniz kenarında nasıl giderim, nasıl otururum? Üzerimi başımı şöyle bir rahatlattırayım. Şu üzerimdekileri kirli sepetine. Ondan sonra güzel bir duşumu alayım. Bu videoyu bakalım bugün devam ettiremezsem yarın. Allah'ın izniyle.